Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize mutlu pazarlar. Arkadaşlar bugün videomuzda öncelikli olarak Bitcoin yön analizini yine bir inceleyeceğiz hızlıca. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin lokomotifi piyasanın. Bitcoin nasıl hareket ediyorsa büyük altcoin'ler de bu şekilde hareket ediyor. Bitcoin'in dominansına bakacağız ve sizlere önce 0.1 kuruş altında olan ve daha sonrasında 1 TL'nin altında olan 5'er adet altcoin vereceğim. Bunlar kaliteli altcoin'ler arkadaşlar. Bunlardan bir sepet yapılabilir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yani ben iki sene, 3 sene bunları elimde tutmayı düşünüyorum diyen birçok arkadaşımız oldu. Kaliteli, ucuz altcoin isteyenler oldu. Bayağı bir yazanlar oldu YouTube'dan, yorumlardan. O yüzden bugün normalde Twitter'da yaptığımız ankette marjin işlemler, futures işlemler ve trade taktikleri hakkında bir video çekecektik. Fakat altcoin'lerle ilgili yoğun bir talep gelmesinden dolayı ve yarın bir gün piyasa fiyatlaması yaparsa bu coin'lerin fiyatlanacağından dolayı Bir an önce sepet yapmak isteyen arkadaşlarımız olduğundan dolayı Bu videoyu öne almış oldum Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar Arkadaşlar bitcoin'in yön analizine baktığımız zaman Şu anda bugün yükseliş ivmesinde olduğunu görüyoruz 11.683 dolar desteğinin altına sarkmıştık ve burası şu anda bizim için direnç oldu Burayı 23'ünde gece saat 3'te bir denedi. Fakat kıramadı. Tekrardan aşağı yönlü hareket etti ve tekrar şu anda kırmak için yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşlar 11.683 doların altına sarktık. Fakat Bitcoin ısrarla 11.683 doların üzerine tekrardan kendisini atmaya çalışıyor şu anda. Çok ciddi bir alt tarafa sarkış gerçekleştiremedi şu anda. Biliyorsunuz geçenki videomuzda da sizlere söylemiştim. 10.887 dolar desteği sağlam bir destek bizim için. Yani bu noktalara inse bile Eylül ayının sonuna kadar bu noktayı kırabileceğini işin açığı, yatırım tavsiyesi olmamaktan beraber düşünmüyorum arkadaşlar. Aksine Eylül ayının sonuna kadar bir yukarı yönlü ivme bekliyorum ve 12.169 dolar direncini ilk etapta kıracağını düşünüyorum. Daha sonrasında ise Hemen uzun grafiğimizi aldığımız zaman 12.169 dolardan sonrasında 12.793 dolar ve daha sonrasında 13.893 dolar dirençlerimiz var. Ama tabii ki ilk etapta 11.683 doların üzerinde tutunmamız gerekiyor. Aslında Bitcoin'in yön hareketine baktığımız zaman geçenki videoda da söylemiştim 10.887 dolar desteği ve 12.169 dolar direnci arasında gidip geliyoruz. Şu 11.683 dolar bizim için arada bir direnç. Ve şu anda Burayı direnç olarak deniyor Bitcoin. Destek olarak da 10887 dolar noktamız görünüyor. Fakat burayı bu şekilde denediği süreçte Bitcoin 11683 doların üstüne en kısa zamanda kendisini atacağını düşünüyorum tekrardan. Arkadaşlar kripto para piyasalarına baktığım zaman şu anda Bitcoin'in hakimiyeti %59.3 seviyelerinde ve kripto paralarda ciddi seviyede fiyatlanan altcoin neredeyse yok. Omisigoyu geçen yine sizlere söylemiştim videomuzda ciddi bir çıkış yapmıştı 46 TL seviyelerinde şu anda da fakat bu sert çıkışın sert inişi olur bir hafta içerisinde görebiliriz demiştim ve bazı arkadaşlarımız bana demişler yani 10 bu gece tekrardan pump yaptı işte giriş yapamadık arkadaşlar zaten bu coin'e giriş yapmak biraz işin açığı yürek ister yani siz 46 liradan bu coin'e girersiniz bir gece bir atarsınız stop koymazsınız mesela ertesi gün 20 TL'ye düşmüş yani yarı yarıya hatta yarıdan fazla sermayenizin gitmiş olur. Yani ben sizlere sadece videolarımızda analizlerimi söylüyorum. Siz alıp almamakta tamamen özgürsünüz. İsterseniz pump yapan %100 yükselen coin'e girebilirsiniz en tepeden. Bir hafta içerisinde ondan sonra konuşuruz konunun detaylarını. Arkadaşlar baktığımız zaman diğer altcoin'lerden DeFi olan projelerde Yör Finansı şu şekilde sizlere söyleyebilirim. 29.962 ve bir DeFi projesi. Dün iki tane DeFi projesi coin açıklandı. Bir tanesi Mantro Dao'ydu. Yani OM coin. Hemen şuradan sizlere de göstereyim arkadaşlar. Yeni çıkan bir DeFi coin'i. Hatta dünleyin sizlere söylediğimde 2.90-2.75 seviyelerinde falandı pardon. Daha sonrasında bugün 3.02 seviyelerinde. Tweet olarak ve YouTube'un topluluk sekmesinden paylaşmıştım sizlerle. Toplam arzı 888 milyon adet olacak ve şu anda satışta olduğu borsalara baktığımız zaman hemen hızlıca UniSwap'ta, Bitte, Polynex'te, Bitamp'ta varlar. Bilex'te de var ve birinci Exchange gibi merkezi olmayan borsalar da varlar şu anda. Arkadaşlar bir diğer yeni çıkan coinimiz de yine benim dikkatimi çeken coinlerden bir tanesi. Hemen şuradan Darwinia Commitment Token Kton diye geçiyor. 1094 TL seviyesinde ve işin garibi benim dikkatimi çeken nokta toplam arzı 39 bin adet. Yani Yön Finans'ın toplam arzına yakın. Yön Finans'ın şu anda fiyatı kaç arzı var? Bu coin'in de 39 TL, 39 bin adet toplam arzı var. İkisi de DeFi projesi. Fakat bir tanesi 1000 TL, bir tanesi 95.000 TL. Eğer Darwinia coin de Market, market payersında Coinbase gibi daha sonrasında Binance gibi büyük borsalarla anlaşmalar yapabilirse ciddi seviyelerde bir fiyatlanma bekliyorum. Uzun vadede tabi bu dediğim. Kısa vadede değil. Şu anda zaten büyük borsalardan birisi Polinex. Polinex de listeli. Yani diğer borsalar saymıyorum. Uniswap da büyük bir borsa. Merkezi olmayan bir borsa. Fakat Binance gibi Coinbase gibi borsalara kendisini kabul ettirebilirse bu adetle yani Yön finansının en büyük artısı bu coin'e göre. Şuradan hemen baktığımız zaman Binance borsasında var. Mesela baktığımız zaman büyük borsalardan. MXC'de varlar. Balancer'ın borsasında varlar. Merkezi olmayan borsasında. Yani birçok borsaya gördüğünüz gibi girmişler. Aşağı yönlü baktığımız zaman. Uniswap'da var. Switch.io'da. IDEX'de. Yani merkezi olmayan bütün borsalara girmişler neredeyse. Fakat Coinbase'te hala yörün finans'ta listeli değil. Fakat benim dikkat dikkatinizi çekmek istediğim konu birisinden 30 bin adet var piyasada. Bu da yeni çıkan bir coin, 39.000 adet var piyasada. Dünleyin yine bu coin'i de Tweet ve YouTube'un topluluk kanalından vermiştim arkadaşlar. 900 TL seviyelerindeydi. 1094 TL seviyelerinde şu anda. Fakat fiyat çok oynuyor. Çünkü az borsada olmasından dolayı mesela şuradan dolara çevirdiğimiz zaman hemen fiyatımızı 149 dolar. Poloniex'in borsasında 142 dolar. Çünkü bir ciddi bir hacim yok. 55 bin dolarlık hacim yapılabilmiş 24 saatin içerisinde. Uniswap'ta ciddi bir hacim var. 1 milyon dolar seviyesinde bir hacmi var. Yani şu anda daha diğer borsalarda hacmi çok az. Ondan dolayı fiyat oturmamış şekilde. Arkadaşlar bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu coinlerimizden çıktığımız zaman 0.1 kuruşun altında olan kaliteli projeleri sorduğunuz zaman bana İlk 5 coin'imize söylüyorum sizlere şu anda. Sıralamasız olarak söylüyorum arkadaşlar. Birincisi her zaman söylediğim gibi Dent coin. Samsung'la bir ortaklığı var. Ve uzun vadede esim projesini hayata geçiriyorlar. Projesi gerçekten çok sağlam. Ekibi çok güzel çalışıyor. Benim sevdiğim bir proje. Toplam arzı 100 milyar adet. Ve 83 milyar adet şu anda dolaşımda. Mobil uygulamasını da ben kullanıyorum. Video izlediğiniz zaman günlük size Dent coin ödül olarak veriyor. Market Payers'ında, Binance Borsası'nda, WeatherX'de, LaToken'de, KuCoin'de, HitBTC'de gibi çeşitli borsalarda, Bitrex'te, Uniswap'ta varlar. Uniswap'ta olmasa da ileri vadede inşallah DeFi projesine geçiş yaparsa çok ciddi bir fiyatlanma gelebilir. Arzını düşürüp toplam arzını projeyi DeFi projesine geçirebilir ekip. Arkadaşlar bir diğer coin'imize geldiğimiz zaman 0.1 kuruşun altında olan birincisi Dent coin'di. İkinci coin'imiz Everpedia coin. IQ coin 0.0159 Türk lirası seviyelerinde şu anda DeFi projesine geçiş yapacaklar ileri vadede. Market payers'ına baktığım zaman şu anda Binance borsasında var, MXC'de var, Bitfinex'de varlar, de yani sağlam borsaların çoğunda varlar. Bu fiyat aslında bu projenin gerçek fiyatı değil. Çünkü toplam arzı da 10 milyar adet. Yani Dent'in onda biri seviyelerinde. Fiyat olarak da şu anda hesaplı olan seviyelerdedir. Bir diğer coin'imiz Sia coin. Sia de 0.027 Türk lirası seviyelerinde bir çoğunuzun yine bildiği bir coin. Gizlilik odaklı bir coin. Market payers'ına baktığımız zaman yine Binance'da, Kraken'de, Bitrex'te büyük borsa olarak Polynex'de listeliler. Hobi'de yani baktığım zaman çoğu borsada varlar. Arkadaşlar SiaCoin'de yıllardır var olan bir proje. Gerçekten sağlam bir proje. Hatta derecelendirmelerinde de bakalım hemen. B seviyesinde puanı var. 680 puan seviyesinde. Arkadaşlar bir diğer coin'imize geldiğim zaman elektronyum. Elektronyum'un da ekibi gerçekten çalışan bir ekip. Daha önceki videolarımızda sizlere favori coin'im olduğunu söylemiştim. Dent ve elektronyumu ayrıca bir duygusal olarak da seviyorum. Çünkü projelerini çok detaylı olarak inceledim. White paper'larını okudum. Gerçekten yapmaya çalıştıkları projeler cep telefonu alanlarında çok güzel projeler. Elektronyum ayrıca bir market de kurdu şu anda. 21 milyar adet toplam arzı var elektronyumun ve büyük borsalara giremediler. En büyük dezavantajları bu arkadaşlar. Şu anda büyük borsalara KuCoin'de, Huobi'de listeliler. Fakat Binance'a, bir CoinBase gibi, Bitrex gibi, Bitfinex gibi bir borsaya giriş yapamadılar Kraken gibi. Böyle bir borsaya giriş yaparlarsa aslında Coin'de eski bir coin. Zamanında 1 TL seviyelerini gören bir coin elektronyum. Fakat dediğim gibi ekibi çok iyi çalışmasına rağmen borsalarda nedense listelenemediler? Bundan dolayı da zaten bayağı bir eleştiri alıyor şu anda. Son bir coinimiz daha var. Onu da vereyim arkadaşlar sizlere. Bir diğer coinimiz de Iotex. Yapay zeka üzerine çalışan bir proje. Toplam arzı 9 milyar adet. Fiyat şu anda 0.06 Türk Lirası. Dolaşımdaki arzı 4 milyar 823 milyon adet. Arkadaşlar baktığımız zaman market payırsına. Market payırsında Binance'ta, Byrex'te, MXC'de, Hotbit'te KuCoin'de varlar. Bitrex'te de var ayrıyeten büyük borsa olarak HTBTC'de ve ITEX, Uniswap gibi merkezi olmayan borsalarda da varlar. Belki yakın zamanda IOTEX'te DeFi projesine geçiş yapabilir. Adeti de gayet yeterli aslında DeFi'ye geçebilirler. Yapay zeka olmasından dolayı gelecek zamanda 1-2 senelik, 3 senelik seviyelerde performansını artıracağını düşündüğüm coinlerden bir tanesi yine. Arkadaşlar 5 coinimizin incelemesi bitti. Şu anda da hızlıca 1 TL'nin altında olan ve proje olarak, ekip olarak çok kaliteli olan 5 projeyi sizlere açıklamak istiyorum. Bunlara da yine uzun vadeli yatırımlar yapılabilir. Bunlar aslında eski fiyatlarına bakıldığı zaman şu anda çok ciddi seviyede fiyatlandılar. Mesela Cardano'yu ben daha önce söylediğimde 0.20 Türk Lirası seviyelerindeydi. Şu anda 0.89 yani fiyatlanma 4 katı gibi 5 katı gibi fiyatlanma yaptı Cardano aslında. Fakat uzun vadede benim sevdiğim projelerden birisidir Cardano. Ekibi çünkü gerçekten MIT profesörleri var içlerinde. Çok sağlam üniversiteler var. Projeyi geliştiriyorlar. 45 milyar adet olacak piyasada toplamda. Yeni olarak staking'i geldi şu anda. Cardano'ya 23 Ağustos'ta da shell stake gelecek. Bundan dolayı Cardano uzun vadede benim gözümde her zaman kaliteli bir projedir. Piyasada var olacak bir projedir. Yani kripto para piyasası var olduğu süreçte Cardano %95 piyasada olacaktır arkadaşlar. Bir çöp coin değil. Bir diğer coin'imize geldiğimiz zaman siteler 0.74 Türk lirası seviyelerinde. Yine sitelerde ben söylediğimde daha öncesinde 0.25 Türk lirası seviyelerindeydi. Toplam arzı 100 milyar adet yarısını yaktı ekip 50 milyar adete düşürdü. Ve bundan dolayı sitelerin fiyatında artış bekliyorum uzun vadede. Merkezi olmayan bir borsası var sitelerinde ve üzerine projeler entegre edilebiliyor. İleri vadede sitelerinde güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bir diğer coinimiz VeChain Coin. VeChain biliyorsunuz ortaklıkları çok sağlam. Şu anda fiyat 0.132 TL seviyesinde. Toplam arzı 86 milyar adet. Ve VeChain'in partnerlerinden dolayı çok sağlam bir coin. Uzun vadede yine piyasada var olacak coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Bir diğer coinimiz Digibyte. Digibyte da yine benim takip ettiğim ve sevdiğim coinlerden birisi. Gizlilik odaklı bir coin ve aşırı hızlı. Yani transferleri borsa onayladığı anda hemen diğer borsaya geçen bir coin. Bir sitelerden XRP'den bile hızlı diyebilirim transferi. Şu anda fiyatı 0.22 TL seviyesinde 21 milyar adet maksimum arzı var. Gizlilik odaklı bir coin ve ödemelerde kullanılan bir coin birkaç ülkede şu anda. Ve bu coin'in en büyük dezavantajı bana göre Binance borsasında listelenememesiydi. CEO'ları kavgalıydı aralarında. Fakat Binance borsasına girdikten sonra benim gözümde gerçekten değerlendi coin. Bitrex'de, Binance'da, KuCoin'de şu anda büyük borsaların neredeyse hepsine girdiler arkadaşlar. Binance en büyük eksiydi. Binance'ı da tamamladılar. Binance borsasına girerek. Ve son coin'imiz de arkadaşlar Zilika coin. Yine sizlere zilik ben verdiğimde 0.020 Türk Lirası seviyelerindeydi ve şu anda 0.155 Türk Lirası yani 7 katı 8 katı gibi bir seviye artış gerçekleştirdi. Piyasada yine 21 milyar adet olacak. Digibyte gibi ve Market Payers'ına baktığımız zaman Binance borsasında varlar. OKEX de var, HitBTC, Huobi gibi borsalarda yer alıyorlar. Proje olarak çok kaliteli bir proje gerçekten ve ekibi de bu projelerin gerçekten çalışan firmalar. Yani son söylediğim 5 coin 1 TL'nin altında olan coinler ileri vadede piyasada var olabilecek coinler arkadaşlar. Çöp coin olarak piyasada kalmayacaklarını düşünüyorum. Zaten sıralama olarak da hepsi ilk 200'ün içindeler. bundan sonraki videomuzda futures, margin ve stop limit, Oko limit bunlar hakkında bir eğitim videomuz olacak arkadaşlar. Çünkü eksiği olan birçok kişi olduğunu biliyorum piyasaya yeni giren. Bunlar piyasanın A'sı B'si kadar önemli noktalar. Bunları kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bir bir daha ki destek direnç çizmeyi, marjinin ne olduğunu, futures'un ne olduğunu, stop'un nereye konulabileceğini Bollinger bantlarının önemini ve O con'un önemini sizlere bir sonraki videomuzda paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize mutlu pazarlar dilerim, sevgilerimle, saygılarımla hoşçakalın arkadaşlar.